Hande Fırat Türkiye'den Orta Doğu için garantörlük formülü Tüm dünyayı saran Orta Doğu krizi için Mısır'dan dönen ve bugün Lübnan'da temaslarda bulunacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin tüm aktörlere anlattığı garantörlük formülünü gazetelerin Ankara temsilcileriyle paylaştı. İsrail ve Filistin arasında ateşin durması, krizin iki devletli bir barış formülüne dönüşmesi ve bunun da kalıcı hale gelmesi için bulunan garantörlük formülünün ayrıntılarına geçmeden Ankara'ya göre bu formüle neden ihtiyaç duyulduğunu anlatalım. Dışişleri Bakanı Fidan'ın 7 Ekim Hamas saldırılarıyla başlayan sürece ilişkin tespitleriyle başlayalım. 7 Ekim'de yaşananlar, özellikle duvarın belli bölümü yıkıldıktan sonra Gazze'den diğer tarafa sadece Hamas mensuplarının değil, diğer grupların ve sivil unsurların da girebilmesi ve herhangi bir direnişle karşılaşmamaları başta İsrail olmak üzere herkes için sürpriz oldu. Biz 7 Ekim'de ve müteakip süreçte sivilleri hedef alan hiçbir eylemi tabii ki tasvip etmiyoruz. Tam tersine sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Batılılar Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladığı için Hamas'ın her türlü faaliyetini terör çerçevesinde değerlendiriyorlar. Biz ise hiçbir kesimin sivilleri hedef almaması gerektiğini söylüyoruz. İsrail'in Gazze'yi şu ana kadar benzeri görülmemiş şekilde bombalıyor olması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, elektriği, suyu, yakıtı kesip orayı adeta bir yokluğa, açlığa mahkum etmesi kabul edilemez. Sivil nüfusu korkutarak bulundukları yerlerden, özellikle de Gazze'nin kuzeyinden güneye doğru hareket ettirmesi de kabul etmediğimiz bir şeydir. Türkiye iki ana kulvarda çalışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin çalışmalarının iki kulvarda yürütüldüğüne dikkat çekti. 1. Gazze'ye insani yardımın girmesi ve sivillerin mümkün olduğunca az etkilenmesine yönelik muhataplarımızla neler yapabiliriz onun çalışmaları var. 2. İki, i̇kinci kulvarda da yani bu sarmal durduktan sonra bunun yaygınlaşmaması için ne yapmamız lazım ve bu kriz aslında kalıcı bir barış için fırsata dönüştürülebilir mi? Bunun arayışları içerisindeyiz. Bu fikri sürekli muhataplarımıza aktarıyoruz. Sistem içerisinde bazı görüşleri de tedavüle sokmaya başladık diyen Fidan, garantörlük formülüne yol açan tespitleri ise şöyle sıraladı. İsrail bugüne kadar iki devletli çözüm sürecini askıya aldı. Filistinlilerle değil, diğer Arap ülkeleriyle barış yapmayı kendisine esas meşguliyet edindi çünkü onların perspektifinde sivil Filistin devleti yok. Amerikalılarla yaptığım görüşmede gündeme getirdim, onlar da biz de iki devletli çözüm istiyoruz diyorlar. İsrail eleştirilere aldırmadan kendi politikalarını ilerletmeye alışkın bir ülke. Sonuçta hiçbir yaptırım yok. Uluslararası toplumun İsrail'i iki devletli çözüme zorlayacak bir tavır içerisinde olması gerekiyor. Bölgedeki ülkeler Arap Ligi, İslam İşbirliği Ülkeleri Teşkilatı buna önem vermeli. Uzun yıllar mit başkanlığı yapan Hakan Fidan, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili bu İsrail güvenlik sistemindeki zafiyeti ortaya çıkaran uzun yıllar tartışılacak olan bir konu yorumunda bulundu. Çin ve Rusya'nın rolü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olduklarını hatırlattı ve şöyle dedi: "İki ülkenin ortak bir tutumda anlaşıp bir şey çıkarması önemli. Çin'in geçmişe kıyasla bölge meselelerine daha aktif ilgi duyması da dikkat çeken bir durum. Filistin meselesinde görüşlerimiz büyük bir ölçüde örtüşmekte. Garantörlük formülünün ayrıntıları Gelelim Ankara'nın garantörlük formülünün ayrıntılarına. Fidan şu an taraflara garantörlük formülünü ana fikir olarak anlatıyoruz dedi ve ekledi. Çıkış noktamız şu. Bu konunun sorumluluğunu bölge ülkeleri üstlenmeli, sistematik ayrıca tartışılır. Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafında mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra bunun gereklerini yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin. İsrail bölgede kalıcı barış istiyorsa, kendisinin de güvenliğini istiyorsa Filistinlilerin bir devleti olmalı. Bu bir tekliftir. Daha iyi teklifleri olan varsa onları da biz tabii ki değerlendiririz. Eğer Filistinliler içerisinde bu anlaşmanın hilafına davranacak olanlar varsa garantör ülkeleri tavır koymalı yani tersi de diğer taraf içinde olmalı. Fidan'ın anlattığı formülde iki tarafında garantörleri varılan anlaşmaların bozulmaması için sürekli devrede olacak. Temel hedefin iki devletli, kalıcı barışın hayata geçirilmesi olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Aksi takdirde barış garantiye alınmadıkça hiçbir zaman için bölgedeki İsrail devleti ve halkı kendisini emniyette hissedemez. Kendisini sürekli emniyete alma adına sürekli başkalarına zulüm etme, şiddet uygulama ihtiyacı hissedecek. Bu sarmal kendiliğinden sürekli dönecek uyarısında bulundu. Hande Fırat, Hürriyet Erkan Tan, olanların suçlusu İsrail'dir. Terörist İsrail polisi canlı yayın yapan El Arabi TV muhabirini tehdit ediyor. Güzel şeyler söylesen iyi olur. Dinle küçük pislik. Gazze'yi toza çevireceğiz. Duydun mu? Toza diyor. İsrailli şarkıcı Eyal Golan, Gazze yok edilmeli ve orada tek bir insan bile kalmamalı. Basitçe söylemek gerekirse bunlar hayvan diyor. İsrailli subay Betzal El Talia CNN canlı yayınında savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle diyor. Bunları söyleyen ve yapanlar sıradan Yahudilerdir. Bahaneleri ise Hamas saldırılarıymış. Hamas durup dururken mi saldırdı? Bir sabah kalkıp biraz silah sıkalım mı dediler. Yahudi yerleşimcilerin Filistinli Müslümanları yerlerde sürükleyip evlerine, tarlalarına, bahçelerine zorla el koyan Yahudiler hiç suçlu ve sorumlu değiller mi? Mescid-i Aksa'ya terörist İsrail polisi korumasında en çirkin saldırıları yapan fanatik Yahudiler suçlu değiller mi? Son 6 aydır katiller sürüsü İsrail neredeyse her hafta düzenli olarak Filistin'de Müslüman öldürmüştür. Yani devlet maskeli terör örgütü İsrail Hamas hiçbir şey yapmasa da Filistinli Müslümanları zaten öldürüyordu. Yahudiler Müslümanlara soykırım yaptıklarını iğrenç bir hoyratlıkla da söylüyorlar. Hamas ve Aksa tufanı harekatının bunların Müslümanlara yönelik öfkesi ve yaptıkları soykırımla hiçbir ilgisi yoktur. Masum insanların kanının dökülmesinin tek sorumlusu katil, terörist ve işgalci İsrail'in yöneticileridir. Kaybediyor, kaybedecek. Siyonist Yahudi katiller sürüsü İsrail Hamas karşısında kepaze oldu, paçavraya döndü. Birçok asker ve sivil Yahudi öldü. Hamas'ın elinde rehineler var ve açıkça terör örgütü İsrail kaybetti. Hamas'ın İsrail Askeri istihbarat Merkezi'ne girdiği iddiasını da hatırlatalım. Muhtemelen tüm muhbirlerin listesine ve başka birçok gizli belgeye ulaşmış olabilirler. İsrail adlı devlet isimli terör örgütü bu savaşı kaybetmiştir. Bu nedenle sivillere katliam yapıyor. Hamas karşısında düştüğü kepazeliğin hıncını sivillerden alıyor. İsrail Erkek, kadın, yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden sivil Müslümanları öldürüyor. Sadece savaş suçu işlemiyor, insanlık suçu da işliyorlar. Katil Siyonist Yahudi İsrail ordusu Gazze'de ambulanslar, hastaneler, acil servis ve sivil savunma ekiplerini de hedef aldı. Gazze'de 8 doktor şehit edilmiş. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki insani yardım deposu da vuruldu. Artık bir enkaz. Siyonist Yahudiler Müslümanlara soykırım yapıyor. Yahudilerin yaptığı bu soykırım asla unutulmayacak. Siyonist Yahudilerin yaptığı bu korkunç katliamlar, işlediği iğrenç insanlık suçları asla unutulmayacaktır. İsrail ile beraber Amerika Avrupa ve Batı devletleriyle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarıyla topyekün ve açıkça din savaşı yapıyorlar. Evangelist, Hristiyan, Siyonist, Yahudi ittifakı ve Batı yani katiller sürüsü, İsrail, Amerika ve Avrupa bir kez daha Müslüman soykırımı yapıyorlar. Din savaşı yaptıklarını ağızlarıyla da söylüyorlar. Amerika işin içine Türkiye'yi de sokuşturuyor. Batı devletleri Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. Olanlar Hamas İsrail savaşı değildir. Yaşananların Filistinli Müslüman kardeşlerimizin uğradıkları zulüm dışında da ülkemizle ilgisi vardır. Yahudilerin tahrif ettikleri Tevrat'a göre Filistin dışında Türkiye'den toprak istediklerini ayrıca hatırlatalım. Yani Gazze, Kudüs, Filistin Yahudilerindir fikrini kabul edersek Allah korusun Türkiye'nin güneydoğusunu da Yahudilere vermeyi kabul etmiş olursunuz. Kafirden medet ummak Filistinli Gazeteciler Sendikası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayıp açıklamasını yaptı. Amerika'da ana akım medyanın neredeyse tamamında üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu Yahudi. Dolayısıyla Siyonist Yahudi katiller sürüsü İsrail'i eleştirmek adeta yasak. Hatta Batı medyası İsrail lehine yalan ve yanlı haberlerin, iftiraların üretimini üstlenmişler. BBC, İsrailli Siyonist Yahudi teröristlerin Gazze'de yasa dışı beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirin yayınını kesiyor. İngiltere'de katil, işgalci, terörist, soykırımcı İsrail'i protesto edenler gözaltına alınıyor. Fransa'da Filistin'e destek gösterilerinin tamamına yasak getirildi. Almanya'da işgalci İsrail soykırımına tepki gösteren Müslümanlar gözaltına alınıyor. Harvard Üniversitesi'nde Filistin'de yaşanan şiddetten İsrail sorumludur diye bir bildiri yayınlayan öğrencilerin isim listesini okul yönetiminden talep ettiler. Ömür boyu o öğrencilere şirketlerinde iş vermeyeceklermiş. Kafirler topluluğu bir ve beraberdirler. Gözleri döndü. Dolayısıyla Batı'nın bu soykırımla ilgili önleyici bir rolü olamaz. Çünkü bizatihi Batı kendisi Siyonist Yahudilerle birlik olmuş, Müslüman öldürmekle meşguldür. Erkan Tan Takvim